Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere hipoglisemi konusundan bahsetmeye çalışacağım. Hipoglisemiler içerisinde insülinoma özellikle bizim için çok önemli. Çünkü insülinoma farklı bir hipoglisemi yapmakta, yani açlık, uzun açlık hipoglisemiyle karşımıza gelmekte ve geç tanı konulduğu zaman da hasta için sıkıntılı olaylar meydana gelmektedir. Çünkü bu tür hastalar daha çok nöroloji ve psikiyatri kliniklerinde dolaşmakta, hatta epilepsi ve panik atak tedavileri görmektedir. Bu yüzden morbidite ve mortalite açısından tanının erken konmasında fayda vardır. İnsülinomalar pankreasın Langerhans adacıklarının beta hücrelerinden üreyen serim tümörlerdir. Hipoglisemi deyince aslında hipoglisemiyi ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi açlık hipoglisemisi, bir tanesi de postprandial yani tokluk hipoglisemisidir. Açlık hipoglisemisi özellikle yemekten 5 saat sonra ortaya çıkan hipoglisemidir veya sabah ortaya çıkan hipoglisemilerdir uzun açlık dönemi olduğu için. Ayrıca daha uzun açlık dönemlerinde ortaya çıkan hipoglisemi ile birlikte insülin yüksekliği olduğu zaman insülinomayı düşünmekteyiz. Postprandial denilen hipoglisemi ise yemeklerden 2 ila 4 saat sonra ortaya çıkan hipoglisemidir ki bu hipoglisemi genellikle obez ve insülin direnci olan insanlarda gördüğümüz hipoglisemidir. Bizim bugünkü esas konumuz olan insülinomadır. İnsülinomada uzamış açlık hipoglisemisi vardır. Bir kişide gerçek hipoglisemi demek için Whipple triadı kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu ona bakmak lazım. Whipple triadı ne demek? Şekerin 55'in altında olması ve bunun karşılığında semptomların olması, yani sinirlilik, çarpıntı, terleme gibi olması ve şeker verdiğimiz zaman hastanın semptomlarının düzelmesine Whipple triadı diyoruz. Yani şeker düşecek, sinirleneceğiz, şeker vereceğiz, sinirimiz düzelecek. Whipple triadı kısaca bu. Peki biz insülinoma teşhisini nasıl koyabiliriz? İnsülinoma teşhisi uzamış açlık testi ile konulan bir hastalıktır. Uzamış açlık testi özellikle 72 saate kadar uzamaktadır. Yani hastayı mümkünse 72 saat aç bırakıyoruz. Aç bıraktıktan sonra hastadan sabah geldiğinde kan şekeri, insülin, C-peptit ve proinsülin eş zamanlı bakıyoruz. Kan şekerinin 55'in altında olması, insülinin 3'ün üzerinde olması, C-peptidin 0.6'nın üzerinde olması ve proinsülinin 5'in üzerinde olması insülinoma teşhisi için laboratuvar olarak yeterlidir. Ayrıca hipoglisemi semptomları arasında sayarken bunun ikiye ayırdığımız semptom bölümü de var. Birisi otonomik, birisi de nöroglikopeniktir. Otonomik olan kendiliğinden, yani açlık hissi, sinirlilik, heyecan, çarpıntı, panik atak gibi şikayetler otonomik olanlardır. Nöroglikopenik olanlar ise çok enteresandır. Bu tür şikayette olan hastalar yıllarca nöroloji ve psikiyatri kliniklerinde gezmektedirler. Epilepsi tedavisi görmektedirler. Panik atak tedavisi görmektedirler. Özellikle epilepsi tedavisi gören ve tedaviye rağmen hala epilepsi atakları tekrarlayan tedaviye dirençli vakalarda insülinomayı düşünmek ve insülinomanın laboratuvar testlerini yapmak gerekir. Demin de söylediğim gibi insülinoma düşündük, laboratuvar testlerini yaptık. Laboratuvar testlerinde bu insülinomada dedik. Peki lokalizasyon nerede insülinomada? İnsülinoma bir nöroendokrin tümördür ve pankreasın en sık görülen nöroendokrin tümörüdür. Ama milyonda 4 gözükür insanlarda ve bunun tanısını koymak için yapılacak ilk adım tüm batın tomografisidir. Oral IV kontrast verilerek dinamik çekilen tomografide lokalizasyonu saptayabiliriz. Bazen lokalizasyonunu burada saptayamadığımız zaman endoskopik ultrasonografi ile lokalizasyonu saptayabiliriz. Burada da saptayamazsak
galyum 68 dotatate sintigrafisi PET-PET yapılarak bu yerini saptama imkanımız olur. Bunlara rağmen eğer yerini saptayamadığımız nöroendokrin insülinoma tümörü olduğu zaman selektif kalsiyum stimülasyon testi uygulanarak yeri saptanabilir. Lokalizasyonunun yerinin saptanmasının önemi cerrahi için önemli. Çünkü yer saptandığı zaman cerrahiyle tümörü çıkardığınız zaman tam şifa olmaktadır. Ama en deneyimli merkezlerde bile, Mayo Kliniğinde bile lokalizasyonu bulma olasılığı %93'tür. Bütün yapılan filmlere, testlere, PET'lere rağmen lokalizasyon bulunamıyorsa hastayla intraabdominal ultrason yapılır ve palpasyonla yeri bulunup cerrahi yapılabilir. Eğer hastaya cerrahi yapamıyorsak, mecburen ilaç vermek zorunda kalıyorsak, insülin sekresyonunu azaltan ilaçları verebiliriz ki bunların başında diazoksit, oktreotit, kalsiyum kanal blokörleri ve beta blokörler gelmektedir. Ama öncelikli tedavi cerrahidir. Hastalar cerrahiye uygun değilse bu tür medikal ilaçları verebiliriz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.